Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle farklı bir içerikle birlikteyiz. Şu ana kadar böyle bir içerik yapmadık. Ve de bir sürpriz yapacağız. Büyük bir sürpriz yapacağız. Bir dedemiz var. İşte bu aracın sahibi. Ama kendisi bu aracı hurda zannediyor. Ve de kendisinin de ilk otomobili 1957 model Ford. Çok özel bir araç. Döneminin özel araçlarından bir tanesi. Bulması oldukça zor bir araç ve baştan sona da restore edilmiş. Burada dedeye büyük bir sürpriz hazırlıyoruz. Kendisi bu aracın yapıldığından haberdar değil ve de aracı yapanlar da oğlu ve de torunu. Kendileri pırlanta gibi insanlar. Biz de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Garaj 55'te çok güzel bir hamburgerci var. Çeşitli yerlerde var arkadaşlar. İşte orada beyefendiyi çağıracağız, dedemizi. Kendisi buraya gelecek. Sanki bu yeni mekan açılıyormuş gibi gelecek. Biz de sanki bu mekanı çekiyormuşuz gibi orada olacağız. Kendisinin tecrübelerinden faydalanmak istediğini söyleyeceğiz. Şöyle bir kısa bir muhabbet edeceğiz çeşitli şeylerle. Daha sonrasında da bizim de dışarıda şöyle bir aracımız var. Çünkü kendisinin iyi tanıdığı bir araç. Böyle bir araç var. Gelin birlikte bir bakalım şeklinde davet edeceğiz ve sürprizi orada patlatacağız. Aslında bu araç gerçekten hurda gibi olmuştu. Baştan sona revize oldu. En ufak civatasına kadar ve bugünlere geldi. Ama dedenin hiçbir haberi yok bu olaydan. Dedemiz de oldukça ilginç bir dede. Kendisi 1992'de 93 yılından beri BMW E34 520i kullanıyor. Kendisi Almanya'dan almış gelmiş. Böyle klasik araçları, eski araçları çok seven bir dedemiz. Ve de göreceğiz bakalım şimdi böyle bir sürprizle, hiç beklemediği bir sürprizle nasıl karşılaşacak? Tepkileri ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Sonrasında da sürüşünü yapacağız arkadaşlar. Hazırlıklarına başlıyoruz. Aracımızı farklı bir yere çekeceğiz. Buradan görünmeyen. Ve de başrol oyuncuları da burada. Erdinç abi, Arzu abla ve Kayra. Torun ve çocuklar. Böyle güzel bir düzenek oluşturduk. Hep birlikte şakanın içerisindeyiz. Sürprizin içerisindeyiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi Erdinç abi aracın yerini değiştirecek. O muhteşem V8 sesini de duyacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben koşarak gidiyorum. Tamam abi, süpersin. Geldi. Vallahi geldi abi. Heyecan dorukta. Kocamanmış paraşütte. Malum paraşüt. Ben de bu arada hava indirme birliği abi, Kayseri. Ama atlamadım. Plaka açık burada. Ama gerçekten sürprizli görünüyor. Gördüğünüz gibi de sapsarı. Aslında siyah falan olsaydı daha iyiydi ama elde bu var. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Detaylar önemli. Egzozlar bu aracın önemli detaylarından bir tanesi. İki tane çift ve çok havalı duruyor gerçekten de. Zaten o deli egzoz sesini duydunuz o S8 motorla birlikte. Spor otomobilleri andıran bir şey. Öyle normal bir ses de değil. Böyle gürül gürül hort hort hort. Evet, hazırız abi galiba. Evet abicim. Hayracım. Evet. Hadi bakalım. Necdet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsminizi çok duyduk. Ha, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Şimdi siz gerçekten bu konuda süper tecrübeli bir insansınız. Şimdi Alman'da kullanmışsınız. Geçmişte anladığım kadarıyla Amerikan araçlarını da kullanmışsınız. Ne vardı mesela özellikle, yani böyle aklınızda kalan bir araç var mıydı? Şimdi 4 silindir araba şuradan geçsin, bir egzoz sesi, kulağa kucuklar veya ambeleli falan gitsin. Ford 8, inanır mısınız? Ninni gibi gelir insan. Değil o mi? O kadar güzel bir çalışması var. Yani sizin hayatınızda bu Ford V8 her V8. Şeyin önünde o zaman. Hala aklınızda anladığım kadarıyla, değil mi? Kendine nasıl? Dedemin en hani söylediği laflardan birisi de Chevrolet'in 6'sı Ford'un 8'i makbuldür. Evet, öyle derler. Chevrolet'in 6'sı. Chevrolet'in 6'sı derler. Ford'un V8'i. Ford'un 8'i. Aa, harika. Hakikaten öyle. Ben 88 yılında babam arabayı bana
verdi. Ondan sonra ben yıllarca okula falan ara ara gittim geldim. Ondan askerde sonra bile. Askerde bile benim kapımın önünde dururdu askerde. Hafta sonları olabilir, kaçamak yapabileceğimiz zaman, Ankara'da işimiz olduğu zaman ben arabayı kontağı takar, çıkar gelirdim eve. Çok zevkli olarak kullandık. Arkadaşlarla bindik, gezdik. Çok alırsın Ford, olursun Lord. O zamanlardan geliyor o zaman herhalde. Şimdi öyle oluyor. Alırsın Chevrolet, gidersin devrine devrine. Ha, daha güzel. Güzel. Demek ki o laf, yani o ifade o zamanlardan geliyor. Evet. Güzel, harika. Bizde de var öyle bir araç. Hatta benim şu anda dışarıda duruyor. Bir göz atmanızı isterim. Çünkü bu konuda siz çok tecrübelisiniz. Ben şimdi heyecanlandım. Görelim. Nerede araba? Tamam. Dışarıda hemen yanında duruyor. Ona da geçelim isterseniz birazdan. Yani sizin görüşünüz çok önemli benim açımdan. Şimdi daha da heyecanlandım. Çünkü 57 Ford'dan bahsediyorsunuz. Evet. Bu bir büyük bir olay benim açımdan. Herhalde İşin en tecrübelisi tarafından bir görüş olacak bu. Karşıdan bir arabaya bakayım, yanına yanaşayım ben. Çarptığını, çırptığını, yani her kaporta şeyi... yönünden her şeyini anlarım. Biz de bayağı emek verdik bu arada. Evet. İşte böyle bir de hem güneşten de koruyalım çok diye güzel. Şey yaptık. Çok güzel. Daha demin de brandamız uçtu bu arada. Daha doğrusu... Şey yapar. Paraşüt. Paraşüt. Evet. Maşallah. Ne diyorsunuz Necdet amca? Maşallah. Çok emek verdik. Evet. Çok zamanımızı aldı. Evet. Renk konusunda sizinkiyle aynı galiba değil mi? Benimkinde krem mavi. Krem ve maviydi. Krem ve mavi benim. Nasıl bu renk nasıl olmuş sizce? Güzel. Bu da güzel. Güzel açmış mi? Yani kendini göstermiş, açmış. Güzel. Ben de çok beğendim herhalde. Evet. Dede. Efendim. Denemek ister misiniz? Yani bu da üçüleri. Ben pek iyi kullanamıyorum biliyorum, açıkçası. Biliyorum. Şimdi kaldır birdir, karşısı birin yukarıda geridir, bıraktığın zaman iki, işte karşısı iki, aşağısı üçtür. Dede bir plakaya baksana. bizim için sen değerlisin. Bu da bizim değerlimiz. Gözlerim doldu benim de. Sağ ol canım. Ya çok sizler güzel. De, hepinizin çok güzel Allah ne muradınız varsa versin. Beğenmişsinizdir umarız. Hakikaten. Şimdi bir de bineriz hep beraber. İnşallah. Yani lazım gerçekten ya. Bugünlere gelmesini sağlamışsınız. Hakikaten. Bize de böyle bir şey kısmet oldu. Biz de çok mutlu olduk. Beğendin mi? Beğendim, güzel, güzel. Şöyle bir bakın i̇şte artık o zaman. Geldi. Yani içine bir oturladı. Tebrik ediyorum. Beğendin mi dede? Şuraya baksana, saat gibi. Değil mi? Saat gibi. Evet. İyi iş çıkarmış mıyız? 4.8 litre V8 şu an gürül gürül. Çok bak, güzel. Aynadaki nalımız duruyor. Evet, evet. İyi şanslar atımız duruyor zarların arası. Oo, çok güzel. Neyse tamam o. Neyse artık sen çok yaptın. Güzel. Beğendiniz yani beğendim, değil mi? Harikulade. Bir de turlayalım isterseniz şöyle. Bu arada bagajda da bir durum varmış. Biliyorsunuz Amerikan araçlarının bagajları da çok merak edilir. Evet, bu merak vesileyle ederim. Size de göstermiş olalım. Buyurun. Hem o sırada babam da bakmış olsun. Evet. Dedem abi sana. Teşekkür ederim. Çok güzel. Bakın. Tişörtümüz. Sana. Bizim arabanın tişörtü. İşte böyle 57 Ford. Gördüğünüz gibi nasıl? Çok güzel. Teşekkür ederim. Acaba...
Evet arkadaşlar, 57 Ford'la sürüşümüze başladık. Sürprizimizi yaptık dedemize. Evet. Ve de şu anda böyle gürül gürül gidiyoruz. Sanki teknede gibi gidiyoruz. Ses muazzam zaten biliyorsunuz. Abi rampayı buldum, basıyorsun sen de. Affetmiyorsun. Değil mi? Gerçekten güzel gidiyor bu arada. Nasıl olmuş dedeciğim sizce? Nasıl buldunuz aracı? Ben çok çok teşekkür ederim. Ben bu şekilde olduğunu tahmin etmezdim. Sağ olsun çocuklarım. Çok çok güzel yaptırmışlar. Bana sürpriz yaptılar. Güle güle kullansınlar. Bayağı şaşırttınız beni. Çok da gururlandım. Bu restorasyon konusunda, bu sürpriz konusunda biraz bilgi vermek gerekirse, biz bu aracın restorasyonuna 14 Ağustos 2017 tarihinde başladık. 2 yıl zarfında restorasyonumuzu tamamladık. Dedemin hiçbir şekilde bundan haberi olmadı. Nasıl, ustalarla iyi geçindin mi bu arada? Abi nasıldı? Malum ustalarımızı çok seviyoruz ama adamı inletirler bazen. Evet. Hele bir de para kaptırırsan var ya. Yani açıkçası size klasik araba restorasyonu düşünen arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle şöyle, hani zevkli mi zevkli ama aynı arabanın atıyorum 50-100 fazla verin. Değil mi? Hep yapılmış hep halini alın. Evet. Hani hani maddiyat kısmını geçtim ama manevi olarak ciddi anlamda zor bir şey. Yoruyorlar. Ustalarla çalışmak, hani çok iyi ustalarımız var. Onları kesinlikle zan altında bırakmak istemiyorum ama genel anlamda ustalarla çalışmak çok zor. Ama ellerine sağlık. Onlar da güzel iş çıkartmışlar. Ama tabii şu ortamı iyi gördüğümüz zaman, evet, her şey bitti, her değil mi abi? Yorgunuz bitti. Evet, o çok ayrı bir şey. Bu arada, amacımıza ulaştık. Bu arada her zaman testlerimizi yaptığımız bu bol rampalı yoldayız. Üç ileri manuel şanzımanımız var aracımızda ve de 4.8 litrelik bir V8, bildiğimiz geleneksel ortadan bloklu, göbekten bloklu bir V8 motorumuz var. Ama yaylanarak gidiyoruz. Çekiş arkada bu arada, onu da belirtmekte fayda var. Zaten birçok arkadaşımız biliyordur. Hakikaten çok güzel gidiyor abi. Yani üçüncü vitesteyiz ve üçüncü viteste başlıklı üçte rampayı çıkıyorsun abi tabii, güzel bir şekilde. Böyle tedirgin etmiyor. Hakikaten hoş bir alet. Böyle sesi zaten insanı fazlasıyla mutlu ediyor. Öyle fazla hızlı falan gitmeye de gerek yok. Bunun her devirde zaten, aynen, zaten 3 vites olduğu için o sesi her devirde almak mümkün neredeyse, her viteste. Böyle yata yata da gidiyoruz gemi gibi. Evet. Tipik bir klasik Amerikan. Hatta Kayra diyordu ki ya işte Cadillac'lar kadar yaylanmıyor. Hatta dedemiz de dedi ya olur mu, o da yaylanır falan, hemen aracını korudu zaten. Şimdi yıllar öncesinde bu aracı babam sağ olsun bana hediye etti. Akabinde ben de onu bir şekilde elden geçirdik. Oğlumla beraber restorasyonunu yapmaya çalıştık. Ondan sonrasında benden de oğluma hediye olmuş oldu. Evet, yani nesilden nesile. 19 yaşına Kayra böyle muazzam güzel bir otomobile sahip olmuş. Evet. Çok şanslı kendisi. Teşekkür ederim. 20 yaşında babam bana hediye etti. 19 yaşında Kayra hediye almış. Ben de 18'de. Evet, çok güzel. Sen de bir yaş düşerek artık Kayra kendi çocuğuna inşallah kısmet olur. Bu arada az önce de kasisten geçtik. Çok tatlı geçti. Nerede evet, günümüzün arabaları, o takır tukur geçen araçlar? Nerede bunlar? Tabii ki. Hakikaten hisleri çok farklı olan, çok zevkli ve de bu aracın bakın içi de son derece güzel. Mesela saati normal bir analog ve 9'u 5 geçede durmuş. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Taunus bir TB var. Bunun da bir hikayesi var. Hatta onun hikayesi bu. Kilometre saatiyle alakalı. Mil değil arkadaşlar. Evet, kilometredir. Kilometre bölü saat. Neden? Avrupa versiyonu olduğundan evet, bu. Yani şunu söyleyeyim. Bu araç Amerika'da Atlanta Ford fabrikasında yapılmış. 57 yılında tahminimce, yani araştırmalarım doğrultusunda Haziran ayında yapıldığını biliyorum aracın. Ancak bu arabanın hikayesi biraz da Belçika'ya dayanıyor. Avrupa versiyonu olduğu için ülkemize de Belçika'dan gelmiş. Şimdi Taunus'la ilgili, oradaki Taunus radyosuyla ilgili iki tane aklımızda şey var. Birincisi, dedem bu aracı 66 yılında satın almış. Ondan önceki sahipleri değiştirmiş olabilir. İkinci tahminimiz ise şu yönde. Araç Avrupa versiyonu olarak üretildiği için Avrupa koşullarında daha performanslı bir radyo kullanımı için Taunus, yani Blaupunkt yapımı radyosu takılmış. O da evet. Bununla alakalı orijinalde olabilir diyorsun yani. Tabii ben mesela şu an aracın orijinalliğini, tabii Amerikan versiyonunu korumak istiyorum.
hani Amerika'dan radyo konusundaki araştırmalarım devam etmekte. Evet, süper. Ve halihazırda bizim bu arabamızın radyosunun androllü ruhsatnamesi de bizde. Evet. Motorda da şöyle güzel bir detay var. Şu anda orijinal 120 binde miydi abi? Evet, 120 binde. 1975 yılında rektifiye görmüş motor ve onun belgeleri bile var. Zaten evet. Bana gösterdi Kayra, aracın neredeyse alındığından beri bütün belgeleri var. Nasıl alınmış bu arada? 1963 yılıydı değil mi sizin aldığınız? Evet. 66. 66. Siz ikinci sahibi mi oluyorsunuz? İkinci sahibi Necdet amca ve de üstüne de kendisinin de ilk otomobili, daha öncesine kamyonlar vesaire sahip olmuş, kullanmış ama ilk otomobil de işte bu. Evet. Benim de ilk arabam bu. Ha, abi senin de ilk araban, Kayra'nın o da ayrı güzel. Ilk arabası. Kayra'nın da. Evet, her şey, bütün her şey ilk. Bizim de böyle bir sürpriz videomuz ilk oldu bu arada. Evet, evet. Öyle de bir ilginç tesadüf oldu. Bir şey daha eklemek istiyorum, artık sonuna geldik. Burada Kayra'nın öğretmenlerinden bir tanesinin de eşimin olduğunu öğrendik. Kendisi de bizim ekibimiz içerisinde bu arada. Ve de öyle bir karşılaşma oldu. Aa, ben seni tanıyorum hocam vesaire şeklinde. Kayra'nın da fizik öğretmeni benim eşimmiş. Böyle de güzel de bir tesadüfle karşılaştık. Evet arkadaşlar, sürprizimizi de bitirdik. Küçük testimizi de bitirdik. Umarız beğenmişsinizdir. Erdinç abi çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatını verdiniz. Teşekkür ederiz. Kayra, sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de sizlere çok çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler.